Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bugün dinleme yapacağız arkadaşlar. Ders kitabı sayfa 90. Ders kitabı sayfa 90. Konu, alo, evde kimse yok mu? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi İyice dinleyelim arkadaşlar ve soruları cevaplayalım. Alo, evde kimse yok mu? Sayfa 90. Alo, iyi günler hanımefendi. İyi günler, buyurun. Akşam size hırsızlığa geleceğiz. Müsait misiniz acaba? Alo, hayatım. Akşam yemekte ne var? Kuru fasulye ve pilav pişireceğim. Aa, ne güzel. Ben de manavdan soğan alacağım. Hayatım, ne dersin? Yüzelim mi? Sen yüz, ben yüzmeyeceğim. Biraz daha güneşleneceğim. Dersten sonra nereye gideceksin? Kütüphaneye gideceğim. Birlikte gidelim mi? Kimse yok mu? Sayfa 90. Alo, iyi günler hanımefendi. İyi günler, buyurun. Akşam size hırsızlığa geleceğiz. Müsait misiniz acaba? Alo, hayatım. Akşam yemekte ne var? Kuru fasulye ve pilav pişireceğim. Aa, ne güzel. Ben de manavdan soğan alacağım. Hayatım, ne dersin? Yüzelim mi? Sen yüz, ben yüzmeyeceğim. Biraz daha güneşleneceğim. Dersten sonra nereye gideceksin? Kütüphaneye gideceğim. Birlikte gidelim mi? Evet arkadaşlar. Önce bunu buraya bakalım arkadaşlar. Acak, ecek. Bunlar ne eki arkadaşlar? Bunlar gelecek zaman eki. Şimdi birlikte tekrar edelim arkadaşlar. Bu hırsız bakalım ne diyor. Alo, iyi günler hanımefendi. Bu ne diyor arkadaşlar? İyi günler, buyurun. Akşam size hırsızlığa geleceğim. Müsait misiniz acaba? Akşam gelecek, hırsızlık yapacak. Çok zeki bir hırsız. Evet. Bakalım bu ne diyor arkadaşlar. Alo hayatım, akşam yemekte ne var? Akşam yemekte ne var? Ne diyor arkadaşlar? Kuru fasulye ve pilav pişireceğim. Kuru fasulye ve pilav pişireceğim. Ne pişirecek arkadaşlar? Kuru fasulye ve pilav. Aa, ne güzel. Ben de manavdan soğan alacağım. Bu manavdan ne alacak arkadaşlar? Manavdan soğan alacak. Evet, devam edelim. Hayatım, ne dersin?
Yüzelim mi? Bakalım bu ne diyecek? Sen yüz, ben yüzmeyeceğim. Biraz daha güneşleneceğim. Keyif yapacak arkadaşlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Dersten sonra nereye gideceksin? Dersten sonra nereye gideceksin? Bakalım. Kütüphaneye gideceğim. Kütüphaneye gideceğim. Nereye gidecek arkadaşlar? Kütüphaneye gidecek bu. Ne diyor arkadaşı? Birlikte gidelim mi? Birlikte gidelim mi? Sizce ne cevap verecek burada? Şöyle diyebilir. Mesela evet gidelim ya da hayır gitmeyelim. Evet arkadaşlar. Sorulara bakalım arkadaşlar. Cevaplayalım. Birinci soru. Ev sahibine kim telefon ediyor? Ev sahibine kim telefon ediyor? Ev sahibine hırsız telefon ediyor. Hırsız telefon ediyor. Bu zeki hırsız. Evet. İkinci soru. Kadın akşam hangi yemeği pişirecek? Kadın akşam hangi yemeği pişirecek? Bu arkadaşlar hangi yemeği pişirecek? Kuru fasulye ve pilav pişirecek. Yazalım arkadaşlar. Kadın akşam kuru fasulye ve pilav pişirecek. Üçüncü. Köpek kumsalda ne yapacak? Köpek kumsalda ne yapacak? Bu köpek bu kumsallarda ne yapacak arkadaşlar? Tabii gördüğünüz gibi ne dedi? Biraz daha güneşleneceğim. Yani güneşlenecek. Evet. Köpek kumsalda güneşlenecek. Yazınız arkadaşlar. Kumsalda güneşlenecek. Dördüncü soru arkadaşlar. Resimdeki genç kız dersten sonra nereye gidecek? Resimdeki genç kız dersten sonra nereye gidecek? Bu nereye gidecek arkadaşlar? Tabii kütüphaneye gidecek. Bu kütüphaneye gidecek. Demek ki resimdeki genç kız dersten sonra kütüphaneye gidecek. Beşinci soru arkadaşlar. Resimdeki kızın cevabı sizce nedir? Resimdeki kızın cevabı sizce nedir? Dediğimiz gibi arkadaşlar ne cevap verebilir? Mesela evet gidelim ya da hayır gitmeyelim. Evet arkadaşlar. Buraya yazalım arkadaşlar. Mesela evet gidelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde yazalım arkadaşlar. Kadın akşam hangi yemeği pişirecek? Kadın akşam kuru fasulye ve pilav pişirecek. Tabii ev sahibine kim telefon ediyor? Hırsız telefon ediyor. Köpek kumsalda ne yapacak? Köpek kumsalda güneşlenecek. Köpek kumsalda güneşlenecek. Resimdeki genç kız dersten sonra nereye gidecek? Genç kız dersten sonra kütüphaneye gidecek. Resimdeki kızın cevabı sizce nedir? Mesela evet gidelim.
yazınız arkadaşlar. Güzel bir şekilde kitabınıza. Bunu da yazalım arkadaşlar. Evet, gidelim mesela. Evet arkadaşlar, devam edelim. Şimdi çalışma kitabı sayfa 51. Çalışma kitabı sayfa 51 açalım arkadaşlar. Buraya gelmiştik arkadaşlar. Evet. Bakalım hadi. Şimdi kim nereye gidecek? Kim nereye gidecek? Birlikte okuyalım arkadaşlar. Bizim apartmanda bu hafta sonu herkes bir yerlere gidecek. Bizim apartmanda bu hafta sonu herkes bir yerlere gidecek. Evet. Bakalım kim nereye gidecek arkadaşlar? Ahmet Bey eşi ve çocuklarıyla birlikte pikniğe gidecek. Ahmet Bey eşi ve çocuklarıyla birlikte pikniğe gidecek. Derya ve Deniz Hacı Bayramveli Camisi'ne gidecekler. Derya ve Deniz Hacı Bayramveli Camisi'ne gidecekler. Şeyma Hanım tıp kongresine katılacak. Şeyma Hanım tıp kongresine katılacak. Tabii kongre ne demek arkadaşlar? Kongre bir ülkede oluyor arkadaşlar ve doktorlar oraya giderler. Yani tıpta gelişmeler varsa onu öğrenirler. Evet. Salih Bey ve eşi tiyatroya gidecekler. Salih Bey ve eşi tiyatroya gidecekler. Bakalım arkadaşlar kim nereye gidecek? Dediğimiz gibi arkadaşlar Ahmet Bey eşi ve çocuklarıyla birlikte pikniğe gidecek. Ondan sonra Derya ve Deniz Hacı Bayramveli Camisi'ne gidecekler. Ondan sonra Şeyma Hanım tıp kongresine katılacak. Ve en son Salih Bey ve eşi tiyatroya gidecekler. Kim nereye gidecek arkadaşlar? Ahmet Bey. Bakın Ahmet Bey pikniğe gidecek. Evet. Buraya yazacağız arkadaşlar. Derya ve Deniz Hacı Bayramveli Camisi'ne gidecekler. Buraya yazacağız arkadaşlar. Hacı Bayramveli Camisi'ne gidecekler. Şeyma Hanım tıp kongresine katılacak. Salih Bey ve eşi tiyatroya gidecekler. İkinci soru arkadaşlar. Hafta sonu siz nereye gideceksiniz? Hafta sonu siz nereye gideceksiniz? Örnek mesela biz pikniğe gideceğiz ya da biz parka gideceğiz. Evet. Bu şekilde yazalım arkadaşlar. Lütfen kitabınıza yazınız. Evet. Ondan sonra arkadaşlar bu metin ve soruları bu hepsi ödev. Bunu hepsini defterinize yazınız. Bu ödev. Evet.
Evet arkadaşlar, diğer sayfaya geçelim. Sayfa 52. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, eşleştirme var. Eşleştirelim. Hadi bakalım. Ben bugün akşam Ankara'ya gideceğim. Ben bugün akşam Ankara'ya gideceğim. Gelecek zaman. Yarın bize gidecek, yapacaksınız, izleyecekler. Gelecek misin? Gideceğiz. Hangisi arkadaşlar? Yarın bize gelecek misin? Evet. O öğleden sonra kütüphaneye. O öğleden sonra kütüphaneye gidecek, yapacaksınız, izleyecekler, gideceğiz. Zamir nedir arkadaşlar? O. O gidecek. O öğleden sonra kütüphaneye gidecek. Biz hafta sonu pikniğe yapacaksınız, izleyecekler, gideceğiz. Zamir nedir arkadaşlar? Biz hafta sonu biz çıkacağız. Evet. Siz cumartesi günü ne yapacaksınız? İzleyecekler. Siz cumartesi günü ne yapacaksınız? Gelecek zaman. En son onlar. Şimdi zamir ne der arkadaşlar? Onlar. Onlar bu akşam sinemada film izleyecekler. Onlar izleyecekler. O gidecek. Biz gideceğiz. Siz yapacaksınız. Ben gideceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Örnekteki gibi cümle kuralım. Örnekteki gibi cümle kuralım. Yani bu örnek gibi biz de cümleler yazacağız buralara. Evet arkadaşlar. Mesela hafta sonu tiyatroya gideceğiz. Hafta sonu tiyatroya gideceğiz. Bu akşam film izleyeceğim. Bu akşam film izleyeceğim. Yazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu akşam film izleyeceğim. Bu akşam film izleyeceğim. Evet arkadaşlar. Yarın örnek. Yarın mesela toplantı yapacağız. Yarın toplantı yapacağız. Evet. Yarın toplantı yapacağız. Evet. Hafta sonu bir örnek daha arkadaşlar. Hafta sonu. Mesela hafta sonu birlikte pikniğe çıkacağız. Hafta sonu
pikniğe çıkacağız. Yazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hafta sonu pikniğe çıkacağız. Yazın denize gideceğiz. Yazın denize gideceğiz. Evet arkadaşlar, mesela yazın denize gideceğiz. Hafta sonu tiyatroya gideceğiz. Bu akşam film izleyeceğim. Yarın toplantı yapacağız. Hafta sonu pikniğe çıkacağız. Yazın denize gideceğiz. Evet arkadaşlar, bu cümleleri yazınız lütfen. Dediğim gibi cümleler her zaman önemlidir. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Dersimiz bitti. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz ve görüşmek üzere.